Şimdi öncelikle tabii Fenerbahçe'yi kutlamak gerek. E, yedinci kupalarını müzelerine götürdüler ama e, işin ilginç tarafı Sayın Ali Koç başkanın ilk kupası futbolda. Bu çok çok önemli. Yani bunu e, konuşmak bence e, daha değerli. Çünkü e, çok büyük umutlarla, çok büyük vaatlerle göreve gelen bir başkan. Evet. Ve inanılmaz paralar harcayarak kendi imkanlarıyla... E, kadro kuran bir başkan, özellikle bu sezon için söylüyorum. Daha önce de hep söyledim. E, Şampiyonun kaçmasında ki en büyük etkenlerden biri, Jesus'un zaman zaman yaptığı inatçılıktır ve yanlış kadro tercihleridir. Ben e, bir pay varsa, en çok yani sorumluluk açısından bir pay varsa, bunu CESUS'ta olduğunu düşünüyorum. Yani bazıları evet e, Ali başkana yükleniyor, yönetimi istifaya davet ediyor ama ben. Bu tür eleştirileri açıkçası haksız buluyorum. Biraz da acımasız buluyorum. O yüzden bu sezon adına ben Sayın Başkan ve yönetiminin yapabileceğinin fazlasıyla yaptığını ve bu sorumlulukta çok pay sahibi olmadığını söyleyebilirim. Ama sonuçta baktığımız zaman yine de ortada böyle çok aman aman büyük bir başarısızlık yok yani. Bir kupa almışsınız ve istatistik anlamda ligde çok kötü değilsiniz. Evet ikinci oldunuz. E ee, tabii doğal olarak şimdi ülkemizde özellikle şampiyon konuşuluyor. Şampiyon olamadığınız her sonuç başarısızlık olarak kabul ediliyor ama ikinci olan bir Fenerbahçe var. Hele son hafta herkes Beşiktaş'ın ikinciliğini konuşuyordu ama olmadı. Fenerbahçe ikinci oldu. E, kupayı aldı. Şimdi bir Süper Kupa fırsatı var. Belki iki kupayla yeni sezona başlayacak. Şimdi bunları gördükten sonra ben Fenerbahçe adına çok çok böyle ee, inanılmaz kötü bir sezon geçirdi diyemem ama e, sezona çıkışa baktığımız zaman da şampiyonluk paralosuyla çıkan bir Fenerbahçe olduğu için de bu anlamda da biraz da bir hayal kırıklığı var. O da bir gerçek. Ama Avrupa Kupalarında e, bence iyi işler yapan, iyi oyunlar oynayan, iyi sonuçlar alan da bir Fenerbahçe vardı. Yani biraz kafalar karışık Fenerbahçe'de. E, Fenerbahçeliler daha doğrusu. Yani sevinsinler mi, üzünsüler mi e, ortadalar ama tabii ki bir kupa almak e, hele hele Ali Başkan'ın e, kupa kazanması bence Fenerbahçe adına değerli. Şimdi dün dün akşama geçersek e, oyunun her an her alanında her anında e, tek başına hakim olan bir Fenerbahçe vardı. Yani ben bunu hep söyledim Fenerbahçe e, finale çıktıktan sonra kupayı rahatlıkla kazanacağını söylemiştim. Ama e, açıkçası Ezgi bu kadar rahat olacağını tahmin etmemiştim. Yani ben bu kadar kötü bir Başakşehir performansı beklemiyordum. Yani Emre Belözoğlundan daha böyle agresif, daha hücumu düşünen Fenerbahçe'yi savunmada yıpratabilecek bir Başakşehir olacağını belki maç öncesi herkes tahmin ediyordu. Ama hiç böyle bir Başakşehir görmedik. Yani Fenerbahçe oyunun genelinde tamamen domine etti ve öyle bir maça başladı ki fırtına gibi birinci dakikada gol gelince evet. herkes tamam artık bu iş bitti dedi. Yine bir ikinci Bahsuay'ı golü. Zaten ilk yarı bu iş bitti. Yani fişi çektiler ilk yarısı. Daha sonrasında oyunu rolantiye alarak çok da fazla rakibin üstüne gitmeyerek çok çok rahat bir haklı bir galibiyet aldılar. Ama dediğim gibi yani ben Başakşehir'den bu kadar kolay teslimiyet beklemiyordum. Yani biraz Fenerbahçe'yi zorlamasını ee, zaman zaman sıkıntılanlar yaşamasını ve oyunu dengelemesini beklerdim ama hiç öyle bir Başakşehir görmedim. Fenerbahçe e, her istediğini rahatlıkla yaptı. Ee, daha sonra konuşuruz kimler öne çıktı, kimler ne yaptı ama e, tek başına Fenerbahçe hakimiyeti vardı ve kesinlikle e, hak ederek kupayı kazanmış oldular. O zaman hemen oradan devam edelim. Biraz bireysel performanslardan evet. bahsetmek lazım tabii ki özellikle hem şuayı hem de Arda çok dikkat çeken performanslar sergilediler. Fanatik gazetesinin ikinci sayfası da bu iki oyuncuya vurgu yapmış. Hemen e, oradaki haberlere de bakalım. şuayı attı, kupa geldi başlığını evet. görüyoruz. Sarılar-Civertlilerin Yıldız Santrforu Mişi Batşuay'ı dün akşamki finale damga vurdu. Oyunun 47. saniyesinde şova başlayan Batşuay'ı 29'da da farkı ikiye çıkardı. Kupa'da 5 maçta 5 gole ulaşan Belçikalı şampiyonluğun mimarı oldu diyor haber. Bir sakatlık yaşamıştı Batshuayi evet. ve herkes dedi ki Valencia bu takımda olduğu sürece Batshuayi'nin eksikliği çok da fazla hissedilmez, hissedilmez dedi ama Fenerbahçe o eksikliği çok hissetti. Batshuayi'nin dönüşüyle beraber aslında dönüşünü de olumlu anlamda çok hissetti. Aynı şekilde zaten haberde de söylendiği gibi belki de şampiyonluğu getiren isim Batshuayi oldu. Şimdi Ezgi e, Batshuayi 5 yaşa geldiği zaman da böyle bir Evet e, yıldız havası da geldi ama kafalarda tereddütler de vardı yani acaba uyum sağlayabilir mi işte İngiltere'deki performansı e, burada ne yapabilir? Çok fazla Beşiktaş taraftarıyla böyle bir e, uyum sağlayamadı. Bence başarılıydı hatta hatta çok başarılıydı yani 16-17 yanılmıyorsam civarında gol attı. Yani e, belki kolay kaçırdı, golleri kaçırdı. Kaçırdıkları attıklarının Tabii, on katı olmasaydı, olmasaydı başarılı de, bulunurdu yani muhtemelen. kolay golleri kaçırdı. Mesela penaltılar kaçırdı. Tabii bunlar olunca Beşiktaş taraftarıyla o iletişim kuramadı. Çünkü kolay değil. Özellikle o dönemde işte daha öncesinde Gomez'ler, işte Abu Bakarlar olduğu için geri planda kaldı. Ama Fenerbahçe mantıklı bir hamleyle Basuay'ı alarak belki de sezonun bu kupayla tamamlanmasına neden oldu? Çünkü evet senin dediğin gibi yani sakatlanmasaydı ben Basuay'dan çok daha iyi bir performans kesinlikle beklerdim. Yani attığı bu gol sayısının belki iki katını biz görebilecektik. İşte o sakatlık onu geriye düşürdü. Ama dünkü e, finale geldiğimizde sahada çok kötü olan bir Valencia vardı. Valencia'nın bütün açıklarını tamamlayan, yani Valencia'dan bekleneni... E, karşılığını veren Batsuayi vardı. Yani şimdi diyeceksiniz ki tamam attığı goller kolay gollerdi. Hele ikinci gol tamam. Önüne geldi, vurdu ama öyle bakmayacaksınız olaya. Golcu yani golcü oyuncu oralarda olması lazım. Yani Batsuayi bize dünkü maçta golcülüğünü ispat etti. Öyle ya da böyle. Yani zaman zaman evet oyun içinde çok ıı, yokları oynayabilen bir oyuncu. Yani bir Valencia'ya kadar çok agresif değil. Yani Valencia daha çok topu alıp gitmesini seven bir e, forvet kanat özellikleri olan bir oyuncu ama Bassai öyle değil. Bassai e, golü koklayabilen bir oyuncu. Dün de zaten bunu bize gösterdi. yani dün işte 2-3 oyuncu vardı sahada. İşte e, Arda olsun, Bassai olsun, Ferdi olsun. İşte bunların üçünden biri Bassai'ydi ve e, finali finalde Kupayı getiren oyuncu oldu. O yüzden ben Basu için ayrı bir e, parantez açmak istiyorum. Dünün e, parlayan yıldızıydı bence. Dediğim gibi yani e, attığı goller basit görülebilir ama hiç de öyle değildi. Basu önümüzdeki önümüzdeki sezonda bence Fenerbahçe adına e, iyi bir Basu olursa Fenerbahçe adına çok büyük bir kazanç olur diyorum. Şimdi dünün yine dikkat çeken isimlerinden biri de Arda'ydı. Aslında Arda oynamaya evet. başladığı günden beri hemen hemen her maçın e, oyuncusu olmayı başarıyor bir şekilde. Yine Arda ile ilgili de bir kutu haber var. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasında Arda şov yaptı başlığıyla genç yıldız karşılaşmaya da damga vurmayı başardı. Arda mişibat an ilk golündeki asisti yaparken ikinci sayıda da başlatan isim olduğu takım arkadaşlarını sıkça pozisyon hazırlayan Arda. 18. dakikada üst üste yaptığı çalımların ardından yarattığı pozisyon sonrası George Jesus ve Gürsel Aksel stadındaki taraftarlar tarafından Alkışlandı. Ayrıca 12. dakika ve 40. dakikada Valencia, 55. dakikada Batshuayi'nin gole yaklaştığı anlarda da servisli yapan oyuncu Arda oldu ve bu sezon 13 gole katkı sağlamayı başardı. Yine Arda da çok tartışılan birisi evet. sezon boyunca. Ee, nasıl ki Beşiktaş'ta Şenol Güneş daha önce gelseydi bir şeyler değişir miydi? Sorusu soruluyorsa Fenerbahçe'de de acaba Arda konusunda Jesus bu kadar inat etmeseydi ve daha önce oynatmaya başlasaydı evet. daha farklı olur muydu her şey? Sorusu soruluyor. Soruluyor. Çok doğru. burada gerek ben olayım, gerek diğer yorumcu arkadaşlarımız her zaman şunu söylediler. Yani elinizde Arda gibi bir yetenek varsa bunu oynatacaksınız. Maalesef ki CESUS neden böyle bir e, düşünceye kapıldı, neden işi inada bindirdi e, Anlaşılır gibi değil. Şimdi çok da yani olayın içine gir bilmediğimiz için yani şimdi bir teknik adam kadar ben hep söylerim teknik adam kadar bir bir yorum yapamayız, e, onun bildiklerini bilemeyiz. Evet olabilir eksiklikleri vardır kesinlikle var hala var zaten yani fiziki anlamda. Arda zaman zaman oyunun genelinde sıkıntılar yaşayabiliyor. Hele böyle mücadele yönü yüksek korokor maçlarda bu sonlara doğru bu sıkıntısını daha da gösterebiliyor. Ama Arda'nın Allah vergisi bir yeteneği var. Yani o yetenek eksikliklerini kapatır, kapatabilecek düzeyde bir yetenek. O nedenle elinizde böyle bir oyuncu varsa sahaya sürmeliydiniz. Yani Cesus çoğu maçta çok gereksiz inatlara bindirdiği şey. Yani basit görünebilen maçlarda bile. Şimdi Ümraniye ile oynadılar. Ümraniye karşısında mesela oynatmadı. Hep onu söylerim ben. Tam Arda'nın maçıydı. O maçta 11'de başlamadı. Daha sonra aldı. Mesela Kasımpaşa maçında Arda sonradan girdi. Yanılmıyorsam inanılmaz bir gol attı. Yani bu oyuncunun... Neler yapabileceğini zaten Cesur da biliyordu ama oynatmayarak bir bakıma e, genç bir çocuk bu onu da evet. e, küstürdü. Ama evet sonrasında yanlıştan döndü. e Yanlıştan dönünce ne oldu? Geç de olsa Fenerbahçe e, iyi oynamaya başladı. İyi oynayınca da işte özellikle kupada da kupayı geldi. Kupayı getirenlerden biri de Arda oldu. O, o yüzden... Bilmiyorum yani e, niye bu kadar eee yanlışlar yaptı ya da Jesus'u uyaran olmadı mı? Olmadı ki e, geç açıldı. O yüzden e, ben Arda'nın... Jesus'u uyaran daha nasıl olsun? Bütün bir stat aynı yani, anda Jesus'u uyardı hafta varca. Herkes yani şey anlamında söylüyorum. <laughs> basın e, mensupları her basın sordu. Biz zaten hep e, her yayınlarda, her e, toplantılarda basın mensupları olarak bunu dile getirdik ama İçeriden bir uyarı olmadı mı? Yani yönetimsel kanattan diyorum. Yani sayın başkan. Ona da olduğu söylendi. Anavozlarları da yani bu yüzden hatta oldu? bir tartışma çıktı yani, söylendi. E, ama kulağını kapadı mı? Yani bilemiyoruz. Çünkü ben işi çok fazla e, Cesus'un inada bindirdiğini. İşte benim adım Cesus. Ben e, tecrübeli bir teknik adamım. E, ben de kimse diyeceğiz. bilemez modunda olduğunu düşünüyorum. Ben ki e, ardayı kullanmadı öncelerde ama sonrasında evet. Aldığı zaman zaten kes, kesmedi de zaten e, tablo ortada. Ligi ikinci bitiren ve kupayı alan bir Fenerbahçe gördük.